daha evvel bir hedef koymuştuk. Özellikle köylerimiz için, köyden mahalleye dönen yerleşim birimlerimiz için. 3 yıl içerisinde susuz ve yolsuz köy bırakmayacağız. Yani içme suyu olmayan bütün köylere içme suyu getireceğiz. Tabii ne kadar yasa çerçevesinde çözüme kavuşturulur şu anda onu bilemeyiz ama yeniden bir düzenleme yapılacağı artık kesinleşti. Dediğim gibi 3 yıl için bir hedef koymuştuk ama özellikle asfaltla ilgili bunu 1 yıl öne çekiyoruz. İnşallah 2016 sonuna kadar asfaltı yapılmamış köy yolu kalmayacak. Ana yollar bizim görevimiz, köyün içi ilçe belediyelerinin görevi. İnşallah ilçe belediyeleri de o eksikliği giderirler. Köylerimiz orada yaşayan vatandaşlarımızın hak ettiği düzeyde gelir. Bu yıl içerisinde aslında 650 tane köyün mezarlıkla ilgili planlamasını yaptık. Bunu 3 yıl içerisinde bu yıl 200, gelecek yıl 200, ondan sonraki yılda 200 olarak hem tamamen bakımı tamamlanacak hem de çevre ihataları bir kısmı belki tel örgülerle çevrilecek ama geçmişimize yaraşır hale getirilecek. İhtiyaç duyulan yerlere belki namazgah, belki asilhane gibi çalışmalar yapılacak. Ama birçok yerde de mobil yıkama araçları hizmete giriyor. Şu anda yeni 20 küsür yıkama aracı daha alıyoruz. Onlar da ihtiyaç duyulan yerlerde telefon açıldığı anda gidip hizmet verecek. Tabii biz bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da vatandaşın belediye hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerini tespit ediyoruz. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de her geçen 3 ayda bir yapılan anketlerde vatandaşın memnuniyetinin artması bizi de sevindiriyor. İlk yıl için zaten söylemiştik, yapılanmayla geçecek, plan proje hazırlığıyla geçecek. 2. yıldan itibaren de yatırımlar başlayacak demiştik. Şu anda 300 kilometreye yakın görevimiz olmamasına rağmen su borusu, sulama borusu taşımış, dağıtmışız. Yani bunun yanında birçok yerde özellikle sahil kenarındaki beldelerde atık su probleminin bir an evvel çözülmesi lazım. İddiamız Mersin'i bir turizm cenneti yapmak, turizmden hak ettiği değeri almak. Onun için de öncelikle bu sahillerde bir taraftan içme suyu eksiklikleri tamamlanırken diğer taraftan da kanalizasyon şebekelerinin eksikleri, yine arıtma tesisleri yapılacak. Belediyemizde yeni bir sizlerin çok kolay ulaşabileceği hizmet birimi oluşturduk. Alo 444-2-153 gibi. Bu çerçevede sizler şikayetlerinizi en kısa sürede oraya ulaştırabilirsiniz. Tabii ki bütün daire başkanlarımızın telefonları de vardır. Teşekkür ederim.